Tartıda kilolarınızın arttığını görürseniz ne yapmanız gerekiyor? Evet, kilo vermek amacıyla ameliyat olmuş bir insanın en korkacağı şeyin bu olması gerek diye düşünüyorum. Ki hastalarımdan da bunu sürekli görüyorum, korktuklarını gözlemliyorum. Şimdi burada bu korku gayet normal ve gayet güzel aslında. Kilo almaktan korkmazsanız zaten kilonuzu koruma gibi bir şansınız da olmayacak demektir. Nasıl işte sınavdan belli bir miktar korkmuyorsam o sınavda başarılı olma olasılığım yok çünkü çalışmam. Eğer sınavdan aşırı korkuyorsam da bu sefer bildiğim şeyleri de karıştırabilirim, yine başarısız olabilirim. Yani burada kilo almaktan korkmak güzel bir tepki, ancak bunun belirli ölçülerde kontrol altında ve işe yarar düzeyde tutulması da çok ama çok önemli. Evet, yıllardır obezite cerrahisi, işte diyabet cerrahisi yapıyorum. Çok sayıda ameliyat yapmanın getirdiği bir şey olarak hastalarımdan bu sözü duyuyorum. İşte ben ideal kiloma geldim, harika durumdaydım, çok keyfim yerindeydi ama son birkaç ayda 2 kilo aldım. Ne yapacağım? Çok kötü hissediyorum. Ben artık eski halime dönmek, tekrar kilolu olmak, o hayatı yaşamak istemiyorum. Buna verdiğim cevap şu: evet, bu gayet normal. Ve böyle hissetmen aslında çok güzel. Çünkü böyle hissetmediğin takdirde biz bunu çözüme kavuşturamayacağız. Şimdi gelin işin yine mekanizmasını anlatalım. Bir insan obezite cerrahisi geçirdiğinde, bu genel bir tabir ama işte ne diyelim, tüp mide ameliyatı ya da gastrik bypass ameliyatı geçirdi. Başka ameliyatlar da var, bazen tercih ediyoruz ama genelde etmiyoruz. Şimdi bu ameliyatları geçirdiğinde bir kişi midesinde, bazen ince bağırsağında bazı değişiklikler var ve fiziksel değişikliklerle, yani bunun altını çizmemiz lazım. Neden? Çünkü biz ameliyatta böyle fiziksel, somut, ölçülebilir, gösterilebilir bir şey yapıyoruz. Yani sizin verdiğiniz kilolar somut gerçeklik üzerinden gerçekleşiyor. Yani ameliyat böyle gizemli, acayip mekanizmalarla size kilo verdirmiyor. Bir şekilde kalori alımınızı etkiliyor, azaltıyor, işte ilk etapta zor yemenizi sağlıyor, kolay doymanızı sağlıyor falan derken kilo veriyorsunuz. Yani ilk zamanlarda fiziksel etkilerin gücüyle somut bir şekilde kilo veriyorsunuz. Tamam, burası çok hoş, çok güzel. Derken böyle bu etkiler bir sürede devam ediyor. Genelde böyle 1-1,5-2 sene falan ameliyatın fiziki gücünü üzerinizde güçlü bir şekilde hissediyorsunuz. Bu arada kilolar veriliyor, ideal kiloya geliniyor ya da işte ideale yakın bir noktaya geliniyor. Bu tabi sizin kendi kendinize beslenmeye bakış açınızla çok alakalı, yaptığınız şeylerle çok alakalı, aldığınız kaloriyle direkt olarak alakalı. Ama şöyle bir şey var ki, ilk dönemde metabolizmanızı bu ameliyat bayağı bir şaşırttığı için siz ufak tefek yanlışlar yapsanız dahi ameliyat bunları tolere ediyor oluyor. Yani bunu şöyle anlatayım ben size, sizin sözlerinizle. İşte ben herkese ilk konuşmada ve uzun uzadıya şunu anlatıyorum. Bakın diyorum, ameliyat bir kilo verme yöntemidir. Zayıf yaşama yöntemi değildir. Zayıf yaşama yöntemi beslenmeye, kaloriye mantıklı, akıllı bir bakış açısıdır. Güzel bir hayat tarzıdır. Ancak bu şekilde ömür boyu zayıf kalırsınız. Ameliyat sizi zayıflatır, bir noktada da kendi başınıza o yolu yürümeniz gerekir. Ameliyat sizi o noktaya güzelce taşır. Bunu güzel yapan bir sistemdir diyorum. Şimdi böyle konuştuğumda ilk etapta ya işte çok mu karamsarsın sen falan gibi düşünceler oluşuyor tabii ki. Hatta
hastalarım ilk böyle bir sene, bir buçuk sene mükemmel kilolar veriyorlar. Diyorlar ki ya hocam öyle diyordun ama yok öyle de bir şey yok. Hani kaçırıyoruz maçırıyoruz, bomba gibiyiz. Ben diyorum biraz daha bekleyelim. Ondan sonra biraz daha bekliyoruz tabii. Sonra işte ya yanıma geliyorlar ya telefonda arıyorlar. Ya işte hocam ben ne oluyoruz? Ben şimdi işte şöyle oldu. 2 kilo aldım. Ama yediğimde hiçbir değişiklik yok. Bu da çok sık duyduğum bir şey. Ben de diyorum ki burada iki şey olabilir. Birincisi yediğinde bir değişiklik olmaması çok 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 mümkün değil. Ancak hadi varsayalım ki yediğinde bir değişiklik yok kişinin. Biz zaman tüneli içindeyiz. Yani zaman sürekli ilerliyor ve hep bizim aleyhimize ilerliyor. Yaşlanıyoruz. Yani ameliyatın o güçlü fiziki etkileri üzerinizden kalktığı vakit aynı yediğinizde bile ufak ufak kilo alma olasılığınız olabilir. Ki zaten zayıf bir insanın dahi sadece yaşlanarak kilo aldığını gözlemleyebilirsiniz. Mesela çok bilinen örnekler Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Görüyorsunuzdur sosyal medyada. Bunlar böyle çok kaslı, kocaman insanlar. Ve hayatlarını hep böyle geçirmişler. Ama onlara bile dikkat edin, yaşlandıkça kalınlıkları artıyor. Yani yaşlılık aslında yağ tutmayla, kas kaybıyla ilerleyen bir hastalık olarak da düşünebilirsiniz. Burada şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sizin için ameliyat olmuşlar ya da olacaklar için söylüyorum. Ameliyat kilolarınızı verdirdi. Bir süre müthiş bir balayı etkisi var. Ufak tefek hatalarınız tolere ediliyor. Bazı insanların büyük hataları bile tolere ediliyor. Ama ondan sonra normal dünyaya, bizim yaşadığımız dünyaya tekrar dönüş yapıyorsunuz. İşte o zaman herkese dediğim gibi, hocam ben 3 kilo aldım ne yapayım? Ben diyorum ki aramıza hoş geldin. Ben de aynı durumdayım. Ben ne yapayım? Dikkatli olmak zorundayız. Dikkatli olacağız. Yani burada 2 kilo almanız, 3 kilo almanız, 4 kilo almanız büyük resme baktığınızda çok çok büyük bir olay değil aslında. Hatta şöyle anlatırım bazen. İşte bazı hastalarım geliyor, hocam ya şöyle sıkıntı bir dönem atlattım, 3 ayımı kötü geçirdim falan. Bak diyorum ben de, yani hani Allah ömür verirse 30 yıl daha yaşadığını düşünelim. 30 yılda her sene 12 tane ay var. Yani aslında 360 tane ay var. Bu 360 ay içerisinde 3 ayı kötü geçirmen hayat bitmiş anlamına gelmiyor. Yeniden baştan başlayabiliriz. Zaten hayatta tökezlemeyeceğiz, hiç düşmeyeceğiz diye bir şey yok. Düşmemek hiçbirimizin sahip olabileceği bir lüks değil. Hepimiz düşeceğiz. Ama önemli olan her seferinde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak. Aynısı bizim kilo verme serüvenimiz için de geçerli. Yani evet, ameliyattan sonra işler mükemmel, belli bir süre sonra daha dikkatli olmanızın gerektiği zamanlar gelecek. Ha kötü mü? Hayır değil aslında. Hayat bu. Benim için de aynısı geçerli. Kilomu koruyorum. Bazen işte bir şeyler oluyor. O ara fazla yiyorum vesaire. Kilo alıyorum. Tekrar bir atılım yapıyorum. Onu toparlamaya çalışıyorum falan derken hayat aslında bu. Ne yazık ki hayatta kurtarılmış bölgeler yok. Hiçbirimiz için yok. Özellikle sağlık ve kilo için her zaman zihinsel olarak aktif bir şekilde kendimizi tutmamız gerekiyor. Evet, kolay mı? Kolay değil. Ömür boyu motive kalmak çok zor. İşte bu her hafta koyduğum videoların da amacı biraz o aslında. Her ne kadar ben hastalığımla iletişime çok açık olsam da dinleyenler biliyorlar. Yine de insanlar bazen işte çekinebiliyorlar, bir şekilde ulaşamayabiliyorlar veya hani rahatsız etmek istemiyorlar birçok insanda. Derken motivasyonda kopmalar olabilir ama
Biliyorlar ki YouTube'da ben her hafta bir tane video yayınlıyorum. O yüzden özellikle hastalarım için söylüyorum. Bunları izlemenizde fayda var. Her hafta kendinizle ilgili küçücük bir şey yakalasanız bile oradan motivasyonunuzu tekrar toparlama çabasına girişebilirsiniz. Yani evet, tartıda kilo aldım. Ne yapmam lazım? Geri dönüp bir akıllanmam lazım. Bir format değişikliğine gitmem lazım. Ha, çok büyük şeyler yapmama gerek yok. Ki zaten ameliyat olan birinden bahsediyoruz. Ameliyat olan birinin hadi ya ben bu işi hemen şu 2 kiloyu çözeyim dediğinde çözme süresi, çözme kolaylığı benden çok daha fazla. Yani o sebeple umutsuzluk yok, akıllılık var, ömür boyu sürecek akıllı bir çerçeveyi beynimize yerleştirmek var. Tüm çabamız, gayemiz bu olmalı. Ameliyat fiziksel bir avantaj. Bu fiziksel avantajı zihinsel avantajımızla birleştirerek ömür boyu sağlıklı bomba gibi yaşamak istiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmeye devam edeceğiz inşallah. Videolar devam. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da videoları koyduğum zaman direkt olarak göreceksiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.